Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin inşallah? Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hayat nasıl gidiyor? Buna da hamdolsun, iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok inşallah. Genel manada bir sıkıntı yok. Çok güzel, Allah daha iyisin inşallah. Amin. Genel anlamda dertlerinden bahsettiğimiz zaman... Evet. Var mı derdin? Allah bizi Müslüman olarak yaratmış. Evet. Bizi bu dünyaya bir amaç için getirmiş. Ve Allah'a şükür bizler hepimiz Müslüman olarak geldik dünyaya. Ama heyecanımızı... Bu düşünceyi her zaman diri tutamıyoruz, ayakta tutamıyorum ben yani özellikle. Hepimizde var aslında yani bu söylediğin şey. Mesela her zaman farkına varamıyoruz. Dünyanın geçiciliğinin ardından işte bu hani Allah'a olan şevkle koşmamızın farkına varamıyoruz değil mi? Evet. Her zaman çoğunlukla yaşadığımız bir sıkıntı aslında. İnişli çıkışlı gidiyor hocam. Evet. Ama aslında biz hani dediğin gibi mesela inişli çıkışlı olmasından dolayı biraz rahatsızlık yaşıyoruz ama inişlerin çıkışların olması sence kötü mü yoksa bizi daha mı ileriye taşıyor? Hiç düşünüyor muydun? Yani hep çıkışta olsaydım mesela mutlu oluyordum, huzurlu oluyordum. Ama bir manevi azalma olduğu zaman biraz mutsuz oluyorum, dertleniyorum. Hı hı. Aslında şunu bilmemiz lazım. Her şey zıttıyla anlaşılır. Her zaman mutlu olduğunu düşün. Bu seni mutsuz eder değil mi? Mutluluğun değerini anlamazdın. Ya da bir insan tokluğu nasıl anlayabilir? Açlıkla anlayabilir. Açlıkla anlayabilir. Güzellik nasıl ortaya çıkar? Çirkinliğin varlığıyla ortaya çıkar. Bu anlamda... Bazı eksikliklerimizin, yanlışlarımızın olması kötü değil. Bu bizi aslında daha da ileriye taşıyor ve evet. Farkındalığımızı artırıyor. Mesela bu konuda hepimizin yaşadığı bir sıkıntı var. Yani diyoruz ki ya her zaman manevi olarak çok üstte değiliz. Düşüyoruz, sıkıntılarımız oluyor. Yani hepimiz bundan hani daha ileri dereceye götürmeye çalışıyoruz. Hani dert olarak seni anlıyorum. Gerçekten ben de aynı sıkıntıları yaşıyorum. Yani daha fazla koşturalım, daha fazla Allah'a yakın olalım. Niye olamıyoruz? Nerede eksiklik? Ama biz aslında kendimizi kabullenmemiz lazım. Yani bizim böyle bir insan olarak bu bizim fıtratımızda var olduğunu bilmemiz lazım. Allah zaten diyor ya, insan acizdir, zayıftır, acelecidir. Kur'an'da bahsediyor mesela. İşte insan bunların farkına vardığı zaman aslında yaşadığı her şeyin neticesinde hayrın var olduğunu görmeye başlayacaktır. Evet. Kabullenmek lazım. Biz doğru bildiğimiz yolda yürürsek, Allah'ın izniyle düşsek de zaten kalkmanın yolunu bulabiliriz. Anladım hocam. Yani asıl mesele hiç düşmemek değil. Her düşüşte tekrardan ayağa kalkabilmektir. Bu bizi aslında değerli hale getirir. Aklıma şu an geldi. Bu dediğin şu mu? Hı hı. Siz eğer günah işlemeseydiniz, sizin yerinize günah işleyen bir toplum getirir, onlar tövbe ettirir, onları severim, onlar da beni sever. Öyle bir ayet mi vardı? Hadis var. Hadis. Evet, böyle bir hadis var gerçekten. Cenab-ı Allah'ın çünkü isimlerinin tecellileri bizde ortaya çıkıyor. Evet. Nasıl? Mesela hastalandığımız zaman Şafi ismine ihtiyaç duyuyoruz. Rızka ihtiyaç duyduğumuz zaman, yemek ihtiyacımızda Rezzak ismi ortaya çıkıyor. Evet. Onun farkındalığını yakalıyoruz. Aslında biz Allah'ın isimlerinin bir tecellisiyiz. Biz Allah'ın isimlerini gösteren bir aynayız. Bu çok şerefli ve değerli bir görevdir bize verilmiş. Evet. Yoksa Allah'ın isimleri olmasa bizim bir anlamımız var mı? Allah yok. Bizden Hay ismini çekse, biz bugün bu değeri koruyabilir miyiz? Koruyamayız. Çok değersiz bir varlığa dönüşürüz değil mi? Evet. Ama işte Allah'ın isimlerinin tecellilerinin farkına varmamız lazım ve bunu büyük bir görev olarak bilmemiz lazım. Niye böyle oldum, niye şöyle oldum değil de nasıl bunları daha iyi hale getirebilirim? Allah'ı nasıl daha çok memnun edebilirim? Bunları düşünmemiz lazım. Mükemmeliyetçilik de aslında şeytandan gelen bir vesvese diye düşünüyorum ben. Evet. Hep mükemmel olayım, kusur olmasın, sıkıntı olmasın. Bu da aslında bize şeytandan gelen bir vesvese. Mükemmel değiliz ki. Biz insanlar kusurluyuz. Öyle değil mi? Yani evet. Bunun farkındayız yani. Başka ne var hocam mesela bahsetmek istediğim? Hocam başka olarak bu minvalde gidecek olursak. Mesela sabah namazlarını nasıl yapacağız hocam? Sabah namazlarını çok dertleniyorum. Bazen kılamadığım zaman o gün mutlu olamıyorum. Evet. Bazen yasıyı da Allah affetsin kaçırdığımız oluyor. Hı hı. Nasıl yapacağız? Böyle düzenli bir şekilde İslam dininin direği olan bir şeyi nasıl yapacağız da? Ben şöyle düşünüyorum. Mesela geçmişte yaşamıştım bunu. Dediğin gibi büyük bir problem aynı zamanda bu. İçimizde de bir rahatsızlık oluyor. Evet. Mesela sabahın erken vaktinde diyelim ki uçağa yetişeceksin ya da bir gemiye yetişeceksin, evet. Trene yetişeceksin. Ne oluyor? O saatte hemen ayakta oluyorsun değil mi? Evet. Hiçbir şekilde uyuyakalmak ya da geciktirmek oluyor mu? Çoğunlukla olmaz. Olmaz. Çok çok az ihtimallerle olur. Evet. Ama niye böyle oluyor? Çünkü ona para vermişiz. Ondan büyük bir zarar elde edeceğimize inanıyoruz. Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen oraya kalkıp hızlı bir adımlarla oraya gitmeye çalışıyoruz. İşte biz demek ki sabah namazını ya da diğer namaz vakitlerinde kaybettiklerimizi bir farkına varsak neler kaybediyoruz? Ya da kazanacağımız şeyler nelerdi? Neleri kaybettik? Neler kazanabilecekken onları elimizin tersiyle itmiş olduk? Bunların üzerine biraz düşünsek, tefekkür etsek
aslında o zaman bu namazlara kalkmamak ya da namazlardan uzaklaşmak ya da namazı işte geciktirmek gibi durumlar bizde yaşanmaz. O duyguyu biliyoruz hocam. Mesela cehennem azabını biliyoruz. Hı hı. Ama tam bize işlemiyor. Evet. Yani bunu genel manada da insanlar işlemiyor. İnsanlar camilerde vaaz dinliyor, televizyonlarda dinliyor. İşlemiyor. Niye yani? Çünkü zaman çok... Kalp mi kararmış yani? Şimdi biz ahir zamanda yaşıyoruz. Bir kere bunun farkına varmamız lazım. Evet. Ahir zamanda iman elde bir kor gibi olacak diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Zor bir dönem olduğu için bu zor dönemde illa sıkıntılar çok daha büyük karşılaşacağız. Çünkü şu an biz bir siperdeyiz. Savaşın şiddetli olduğu bir zamandayız. Böyle bir zamanda gerçekten çevremizde çok büyük sorunlar oluyor. Ama her zaman şunun da farkına varmamız lazım. Bu zaman günahlardan, yanlışlardan ne kadar uzaklaştırsak o kadar kurtuluşa ereceğimizin, ileriye taşınacağımızın bir göstergesi. Yani bu zamanda çok fazla bir şeyler yapamıyor olabiliriz efor anlamında. Evet. Ama Allah'ı memnun edecek yolları kısa yoldan elde edebiliriz. Yani hocam mesela bir görevi, dini görevi, bir ibadeti veya tefekkürü kesinlikle yapmamak değil de aksattığımız zaman kendimizi salmayacağız. Yani bitti her şey, bundan sonra daha yapmam tarzında değil de bir dahakine yapacağım şekilde tövbe edip. Aynen öyle. Tövbe kapısını gelip. Her zaman çalacağız. Başka yolumuz yok çünkü. Evet. Aynı zamanda amele de güvenmek büyük bir tehlike. İşte niye böyle oluyor? İşte ben herkes namazını kılıyor mesela, her şeyini yapıyor. Bunlar niye şöyle, şunlar niye böyle, kınamak dediğimiz. Bu da bir amele güvenmek oluyor aslında. İnsan hiçbir şekilde kendine güvenemez. Yani biz yaptığımız amellerle mi cennete gidiyoruz? Yani arılan rahmeti olmasa... Kesinlikle. Yani insanlar hep Allah'ın rahmetine muhtaçtır. Evet. Yani yaptığımız ameller şükrümüzü bile karşılamıyor. Bırak ki cenneti bize versin. Bu anlamda bize düşen görev, vazife Allah'ın rahmetini nasıl elde edebiliriz onu düşünmek için çaba göstermektir. Mesela ben kendi namıma düşünüyorum, kendi hayatımda düşünüyorum. Sabah kalktım, bugün Allah'ın rahmetini celbedebilecek neler yapabilirim? Evet. Günümde en büyük hedefim bu olursa eminim Allah bana bir kapı açacaktır. Ve evet, diyecektir ki ey kulum gel rahmet kapımı buradan niyet açtın. Niyet yani. Kesinlikle niyet. Niyetimiz nasılsa zaten ona göre haşrolacağız. Evet. Ameller niyetlere göredir diyor Peygamber Efendimiz. Evet. O zaman sabah kalktın, akşama kadar hocam ben Allah'ın rahmet kapısını nasıl aralayabilirim, Allah'ın rahmetini nasıl kendime çekebilirim diye düşünüyorsak o zaman emin ol bu sıkıntılarımız daha da azalacaktır. Allah'a daha da yakın olmanın lezzetini ve zevkini hissetmeye başlayacağız. Bunda şüphe yok. Evet. Çünkü niyetimiz bu. Sabah kalkmışım ben dünyevi bir şey elde etmek ya da işte diyelim başka bir meseleyi düşünmek gibi bir derdim yok. Tek düşündüğüm o. Allah da zaten bizden istediği şey bu çabayı göstermek ve niyetimizi safi ve temiz tutmak. Bunu bizden istiyor. O yüzden bence çok güzel bir yöntem. Sabah kalktığımız zaman hani diyor bugün Allah için ne yaptın? Bugün Allah'ı ben razı etmek için ne yapabilirim? Sen bugün bir sabah kalktığında akşama kadar böyle bir düşünsen kim bilir ne güzel kapılar açılacak. Öyle değil mi? Evet. Bu ne kardeşim, programda telefon çalıyor. Telefon ya. Çalıyor. Kapat kapat. Yayındayım. Hani aslında bu da önemli bir mesele. Hep biz diğer tarafı konuştuk. Bu taraf da konuşulması lazım. Bu önemli cihet. Evet hocam, genel anlamda bu şekilde. İnşallah güzel neticeler hasıl olacaktır. Biz iman ediyoruz. Hüsnü zan, güzel bakış bizim için gereklidir. Sen ne düşünüyorsun bu konularda? Hocam ben bu konuşmadan bir şey istifade ettim. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Biraz tatmin oldum. O da bir ibadeti, bir dini bir vecibeyi veya tefekkürü yapmadığımız zaman da Allah'ın rahmetine sığınıp tekrar yeniden dirilmek, yeniden hareket etmek, çökmemek. Kesinlikle. Onu anladım. Yani şöyle bir şey var, hani görüyoruz ya, düştük kalkıyoruz, düştük kalkıyoruz. Düştük kalkıyoruz. Ama en sonunda Allah oradan bizi kendisi kaldıracaktır yani. İnşallah. Bunda şüphe yok. Allah razı olsun. İnşallah böyle olacaktır. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Güzel bir muhabbet oldu. Sağ olun. Dertleşmiş olduk. Sağ olun. Çok sağ olun. Yine görüşmek dileğiyle. İnşallah. Tekrardan görüşmek dileğiyle. İnşallah. Allah'a emanet ol. Sağ olun. Gel söyle sana bir sarılayım.